Valbuena şut mu atacak? Orta mı yapacak? Valbuena... Kaleci çıkardı! Kaleci çıkardı. Beklediğim yere vurdu aslında. Ama Hoff da tahmin etti orayı vuracağını. Uzandı ve topu çeldi taca. Gitti top taç kullanıyoruz. 90+1 Göztepe maçında gol bulduğumuz dakikaya yaklaşık giriyoruz. 90+2'ye giriyoruz. Yine bir 90+2 golü neden olmasın. Kadıköy'de faul kararı Elif Elmas faul yaptı diyor hakem. Zaten topu oyuna sokmuyorlar. Çabuklaştırmamız lazım. İlk uzatma dakikasının içerisindeyiz. Burada da hiçbir şey yok bu arada. Çarpışmış ya, iki oyuncu. Çok iyi vurmuş yalnız. Şu falsoyu görüyor evet. musun bak? Hakikaten çok iyi vurmuş Valbuena ama kaleci oraya bir iki adım önce gitmiş zaten. Yani tabii. Erken gitmese o topu çıkaramaz. Oraya vuracağını tahmin etmiş. Bir tercih yapmış kaleci. O tercihi de ona kurtarış getirdi. 90+2'ye geldik. Hakikaten sezonun en iyi futbollarından birini oynadık şu maçta. Isla, Taç. Taç onların. 90+2'deyiz. Şu maçı çevirmemiz lazım. Yani bu maç buralara gelmemeliydi zaten. Tabii. Gelmemesi için çok uğraştık. Yani hakem faktörüne rağmen çok uğraştık. Haydi Atıf. Haydi uzun oynadı. Fernandao tek başına indirdi. Yerde faul verdi. Faul. Hala düdükten sonra hala topa vuruyorlar. Hiç onları görmezden geliyor. 90+2 İşte doldurdu. Alper alabilir mi? Alper aldı mı? Alamadı. Uğur foul yapmayın. Uğur çıkmak istiyor. Şimdi baskı var. Taç bizim. Bizim. Taç bizim bırak. Hemen git. Git oradan hemen. Hemen yerleştiler. 90+3 oldu. 90+3 oldu. 2-2'lik beraberlik. İsla içeride arkaya doğru Josef aşırtı. Fernandao bıraktı ama ah, çok iyi çevirdi ama orada kimse yok. Oradan bizden kimse yok. Mehmet Topal. Geriye oynadı Neustadter kaleci Volkan'a. 90+3 2-2'lik beraberlik. Volkan bir kez daha doldurdu. Ceza sahası ön çizgisi. Kafayı savunma vurdu. Ahmet İlhan topu açtı ayağından. Taç Fenerbahçe'nin. 90+3'ün içindeyiz. Geriden diyor hakem. Orta ceza sahası ön çizgisine savunma karşıladı. Düştüğü yerde yine Neustadter doldurdu. Ama biraz daha dikkatli dolduralım şu topları. Daha sakin oynayalım. Daha 1,5 dakika var. Elif Elmas kafayı yine onlar vurdu. İndirelim yere biraz şu topu. Yine doldurduk. Şimdi şu olsun şey şu. Bırak sola. Haydi Valbuena. İçeri girin. 3 kişi içeri girdi. Yerden Atıf'a. Haydi Atıf. Yerden kesti. Vurun onu. Vur. Penaltı. Devam. Vermedi. Devam ediyor oyun. Şimdi top açıldı. İsta baktı kaleye. İsta vurdu. Top direğin üstünden out'a gitti. Ceza sahası içerisinde ilk top Atıf şey şu kale alanına doğru çeviriyor. Orada Mehmet Topal topu kontrol ettiği anda rakibinden aldığı bir müdahale var. Oyun devam etti. Sonrasında İsta'nın ceza sahası dışından şutunda top direğin üstünden out'a çıktı. Kale vuruşunu Gençler Birliği takımı kullanacak. Orada sakatlık geçiren bir oyuncu var Gençler Birliği takımında. Abi çok yazık yani. İnanılmaz hakikaten. Çok üzgünüm. Evet. Bir yandan da şaşkınım. Yani şu maçın 2-2'ye gelmesi. İki tane hata yaptı. Koskoca maç. İkisi de golle sonuçlandı. Gençler Birliği takımı kalesinde 15-16 tane şutumuz var. İkinci yarı 2 golle başladık. 2-1'i de yakaladık ama yani öyle bir gol yedik ki. Yani golü yerken moraliniz bozuluyor. Yani biz buradan anlatırken moralimiz bozuldu. Sağ içindeki oyuncuların da oyunu etkilendi 2-2'den sonra. Stoperlerin hepsinin sakat olması hakikaten büyük şanssızlık. Yani bu oyunculara da bir şey diyemezsin. Yani sonuçta mevkilerinde oynamıyorlar. Yani Dirar'ın kendi kalesine attığı top tamamen bir anlaşmazlık. Mehmet Topal'ın ters vuruşu ardından tamamladılar. Arka direkte 2-2 oldu. Girmeyen 2 tane direkten dönen topumuz var. Hakemin atmadığı bir oyuncu var. İlk yarıda belki maçın kaderiyle tabii, oynadı. Yani maçın kaderiyle tamamen oynanan bölüm orası. Ama yani tabii o karar oyunu çok etkiledi ama ikinci yarıda her şeye rağmen 2-1'de yakalamıştık. Evet. Oyun bizim lehimize dönmüştü.
öyle saçma sapan bir gol yedik ki. Şimdi durum 2-2, 90 artı 6'dayız ama yani uzatmanın da herhalde 2 dakikası oynanmamıştı. Sol kanada pas o bölgede Atıf topu oyun alanında tuttu. Atıf'tan ceza sahasına doğru uzun bir pas. Kafayla karşıladı savunma. Sesenyon top Gençler Birliği takımında kaldı. İsta dokundu topa. Şimdi fazla oyuncuyla rakip yer alandayız. Atıf abicim versene sahaya. Atıf versene şunu. Atıf yerde kaldı, karar faul. Atıf yerde kaldı, karar faul. Belki de son şans Fenerbahçe için. Sarı kart çıkıyor Deniz Yılmaz'a. Gençler Birliği'nde. İtirazları var Deniz Yılmaz'ın. Maçın hakemine. Son saniyeler, son atak Volkan'da. Evet, orada Volkan da geldi rakip ceza sahasına. 6. duraklama dakikası da sona erdi. Valbuena topun gerisinde. Valbuena penaltı noktasına doğru yaptı ortasını. Top kaleci off'ta kaldı ve son düdük geliyor. Mete Kalkavan'dan maalesef Gençler Birliği karşısında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılıyor Fenerbahçe. Bizler de Maç Havası programının sonuna geliyoruz. Birazdan maçın ardından programı ekranda olacak.